Yayınıma hoş geldiniz. İşte dünyanın en şanlı ve en güçlü askerlerinden Kuzey Irak Operasyon. Evet, şu anda ordumuz Kuzey Irak'taki tüm terör örgütünün unsurlarına karşı büyük bir tokat atıyor. Sayın Savunma Bakanlığı yüzüne baktığımızda bu çok iyi anlaşılıyor. Şanlı komutanımız aynen şu cümleyi kullanıyor. İlk hedeflediğimiz tüm bölgeleri ele geçirdik. Ve şanlı ilerleyişimiz devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Operasyonun adı Pençe Kilit. Gerçekten terör orada fena kilitliyoruz. Harekat merkezindeki komutanlarımızın operasyonla ilgili fikir alışverişleri var. Yanlış anlaşılmasın. Bu operasyon önceden çalışılmış ve didik didik planlanmış bir operasyon. Sadece operasyonun yürüyüşü esnasında yapılabilecek ek enstrümanlar, ek adımlar tartışılıyor. Yüzlerde moral var. Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Kara Hava Kuvvetleri, evet Deniz Kuvvetlerimiz hepsi orada. Evet Deniz Kuvvetleri de orada. Neden mi? Skorsky helikopterleri Deniz Kuvvetlerine teslim edilmişti. Bu operasyonda Deniz Kuvvetlerine bağlı Skorsky helikopterleri de en ön saflarda. Büyük bir inançla ve cesaretle gelindi bu yollara. Titiz bir çalışmayla ve Türkiye'nin kurmay zekasıyla gelindi bu yollara. Özellikle komuta kademesinin ne olduğunu Rusya'nın basiretsizliğinde ve sahadaki başarısızlıklarından gördük. Anlık veri takibi ve sahadaki başarılı atışları, özellikle başarılı ilerlemeyi bir bir haber alan Sayın Akar'ın heyecanla durumu takip etmesi. Gece operasyon yapmak bizim işimiz. Seviyoruz böyle gece operasyon yapmayı. Şimdi size bir açıklama yapayım. Bu gece son olarak genel bir özeti yapalım. Yapılan operasyon gecesinde gerçekleşenleri. Ataklar ve savaş uçakları vurdu. Muhtemelen Balindi Vadisi tarafına indirme gerçekleştirildi. Özel kuvvetler ve komandolar. 2. Reş Birindara bölgesindeki en az iki tepenin zirvesine indirme yapıldı. Özel kuvvetler ve komandolar. 3. Varhala bölgesi. Bölgeye indirme oldu. Tam konum belli değil. Ama şu var ki bizim kuvvetlerimiz ara sıra telsiz kapatır. Telsiz kapatmanın ne olduğunu anlarsınız. Telsizler kapandığı zaman başarmadan dönmek yok. Böyle bir paroladır bu. Bizim askerimize yakışan bir parola. İnanın indikleri her bölge ve kaçışan teröristlerin ayak sesleri gökyüzüne yükseliyordu. Çünkü askerimizin karşısına hiçbir teröristin çıkmaya cesareti yok. Bu gerçekten bizler için büyük bir övünç. Gerilla bile deseler, terörist olarak bir gerilla taktiğiyle bile savaşsalar, bizim özel kuvvetlerimizin karşısında asla bulunamıyorlar. Vakitleri varsa kaçsınlar. Kaçabildikleri kadar kaçsınlar. Tüm bölge askerimizin demir yumruğunun altında. Ve son aldığımız bilgiler Varhala'ya da operasyonlu olduğu yerinde. Evet, Cumhurbaşkanımızın da özellikle süreci takip ettiği ve Savunma Bakanımızın da devamlı bilgi alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Gerçekten önemli ve kuvvetli iyi çalışmış bir operasyon. Özellikle terör örgütünün Kandil'e doğru giden Türk ordusunun bütün bölgeden terörü söküp atmasıyla alakalı. Operasyon bölgesi Linik ve bugün çok kez vurulan Rosava'nın yer yeri doğal mağaralardan oluşuyor. Bunlara ek bir de PKK'nın kazdığı derin tüneller var. Bu da Rosava'daki mağaralardan birkaçı. Çok garip bir yermiş değil mi? Evet, baktığınızda bir insan suretini yansıtıyor. Çok garip bir mimari, çok garip bir gerçekten mağara biçimi ve öyle oluşturmuşlar. Operasyondan görüntüler gelmeye devam ediyor. Yoğun bir şekilde vuruluyor. Özellikle helikopterlerimize Doçka atışlarına karşılık bizler de atak, toplar ve uçaklarla bölgede bizim unsurlarımızı ateş eden tüm bölgeler SİHA'lar ve topçular tarafından yok ediliyor. Terör örgütü köşeye sıkıştı. Öyle böyle değil. Acayip sıkıştılar.
ve tek çareyi ne olarak buldular? Terör örgütünü sokaklara dökmekte buldular. Evet, bu görüntülerde gördüğünüz, evet, terör yandaşları Avrupa'da şu anda bir kargaşa çıkararak buraya dikkat kesilmesini ve Avrupa'nın buraya, evet, büyük bir tepki göstermesini bekliyorlar. Şimdi sizlere şunu söyleyelim. Ukrayna ve Rusya çatışması devam ederken Türkiye gibi önemli bir ülkeye askeri, jeopolitisi ve her türlü katkısı yönünden Rusya'nın gücünü burada tamponlayan güçlerden biri olan Türkiye'nin, evet, Türkiye'yi Avrupa'nın karşısına alacağını mı sanıyorsunuz? Öyle bir şey söz konusu değil. Terör örgütü aklını peynir ekmek diyemiş. Yani demek istediğim husus şu. Özellikle bir kez daha söylüyorum. Ukrayna'ya şu anda, evet, Ukrayna'ya şu anda en önemli destek veren ülkelerdeniz. Rusya ise, evet, Rusya ise bölgeyi yayılmacılığıyla işgal edip talan etmek istiyor. Buna karşılık Türkiye bölgede Avrupa'nın korkusunu törpüleyen ve Avrupa'ya aslında özgüven veren bir ülke. Bu kadar Rus tehdidi altında sıkışmış ve çekilme eğilimine geçmiş olan Avrupa'nın şu anda buradaki operasyonlar için Türkiye'ye kazan kaldıracağını düşünmek gerçekten uzaklıktır bence. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. Terör örgütü yalnızlığa itildi. Terör örgütü bedeller ödeyecek. Ama bu bedellere karşılık da tabii ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer devletlerin oyunları da olabilir. Ama şu bir gerçek ki artık bölgede Kuzey Irak'ta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle terör örgütünün buradaki beli kırılacak. Neçirvan Barzani sık sık Türkiye'ye geliyor. Özellikle enerji hatları ve birçok alanda Türkiye'nin jeopolitisine ve Türkiye'nin tabii ki adımlarına devamlı ihtiyaç duyan bir ülke. Ve özellikle Türkiye'nin bildiğiniz üzere şu anda iletişimde olduğu bir bölgesel yapı. Ama şu bir gerçek ki artık, evet, artık onlar da PKK'nın bölgede kendi hakimiyetlerini törpülediğini görüyor. Ve Türkiye'nin operasyonundan gizli de olsa memnunlar. Çünkü bölgede tek hakim kendileri olmak istiyorlar. Buna karşılık da özellikle Neçirvan Barzani'nin peşmergeleri Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgenin etrafında halka güvenliği oluşturarak Türkiye'nin kuvvetlerinin operasyon güvenliğini, yani bir nevi bizim operasyon alanımızın sınır bekçiliğini yapıyorlar. İyi gelişme. Gerçekten iyi gelişme. Şimdi PKK'lılar çıldırıyordur herhalde. Evet, Neçirvan Barzani mantıklı olanı yapıyor. Neçirvan Barzani gerçekten bu adımları yapıyor. Böyle güzel adımlar hepimize gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterler ve savaş uçaklarıyla Deroluk ve Şeredice hattındaki Kuro, Jaro ve Çiyake Linki Dağı'ndaki PKK mağaralarını vurdu. Gerçekten bu isimler, oranın isimleri mi daha sonra mı değiştirdi bilmiyorum ama bu bölgeler ve mağaralar özellikle arkadaşlar sığınak delici SOM J füzeleriyle vuruluyor. Bir kez daha söylüyorum. SOM J füzeleri, yerli ve milli füzelerle vuruyoruz. SİHA'larla gece onları keklik gibi avlıyoruz. Helikopterlerimiz olağanüstü iş çıkarıyor. Evet, bir taraftan da savaş uçaklarımız, yerli yazılım, gece görüşü ve usta ve şahane pilotlar. Geriye ne kalıyor? Dünyanın en güçlü askerleri. Evet, onlar koştuğu zaman karşılarında dünyanın hiçbir askerinin duramayacağı o şanlı askerler geliyor. Buradan kahraman polislerimize ve kahraman askerlerimize selamlarımızı yolluyoruz. Hep onların yanında olacağız, olmaya devam edeceğiz millet olarak. Büyük iş başarıyorlar. Evet, askerlerimiz şu anda oradalar. Hepsine duacıyız. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Onlarla gurur duyuyoruz. Her zaman da gurur duyacağız. İnşallah değerli izleyenler, bu güzel haberler ve bu güzel adımlar devam edecek. İnşallah çok daha güzel günlerle karşılaşacağız. Başarılı ve çok daha güzel günlerle. Çünkü Türkiye çevre temizliğine başladı. Şimdi sıra Suriye'ye de gelecek. Tel Tamir hattını vurduk. Olağanüstü işler çıktı. Şimdi bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.